Gerçekçi ol. Ne bekliyorsun ondan? Ya da ne verebilir sana? Etrafına bir bak. Senin gibi kızlar köşe dönüyor, köşe. Biraz aklını başına al kızım. Oldum neredeyse. Haklısın. Özür dilerim. Hesapta olmayan bazı işler çıktı. Telefon edip haber verecektim ama çıkmışsın. Neyse. Biraz daha acıkmış oldum. Balıklar burnumda tütüyor. Şu balık işini yarına bıraksak olmaz mı? Ama bana söz vermiştin. Evet ama gündem değişti. Hayır efendim. Gündem değişikliğini kabul etmiyorum. Hadi doğru yeme. Peki bu balık et olmaz mı? Nedenmiş o? Gideceğimiz yerde balık yoktu ondan. Hadi gidelim. Tamam. Biraz sabret. Ne dermiş efendim o? Sevdiğim bir dostum gelecek benimle görüşmeye. Dostunuz gelecek diye ben açlıktan ölecek miyim? Merak etme az kaldı. Şimdi gelmek üzereler. Peki kimdir bu sevgili dostunuz? Tanımazsın. Beni görmek istemiş. Çok eski bir dost. Saygın bir abi diyebilirim. Seni anlamak zor. Kapalı bir kutusun. Şermin haklı. Senden ne bekliyorum bilmem ki. Thank you.
Lloyd, bu işi bitirmemiz lazım. Sen de hakkını alacaksın. Malı teslim et, sonra Cemil'den paranı al. 2-3 kişi daha takviye edin. Silah patlamasın. Eğer patlarsa polis işin içine girer. En seri şekilde oradan ayrılın. Hat olmaz, merak etmeyin. Ne kadar acıktığını şimdi göreceğiz. Bakalım kaç bilet yiyeceksin. Bunların hepsini sen yiyeceksin. Benim de ağzım sulandı. Biraz biber eksik. Cemal, kim bu adam? Evet, bunlar pişti. Cemal, sana bir soru sordum. Kim bu adam? Yandılar, yandılar, bunlar hepsi yandı. Evet. Evet. Kimdi, anlat. Al bakalım. Bir soru sordum Kemal. Bir gün anlatırım. Şimdi anlat. Sana bir fikri anlatayım mı? Lafı değiştirme. Temel kahveye gelmiş, üstü başı kan içinde. Hayrola Temel, buna hal demişler. Temel, kaynanamı defnetmekten geliyorum demiş. Ben o adamı sordum. Kahvedekiler başın sağ olsun demişler. Ama Temel, bu ne hal böyle üstün başın kan içinde diye sormuşlar. Temel, kaynanamı gömmek kolay olmadı. Çünkü çok mücadele ettik demiş. Bunlar eskidi. Sen benim soruma cevap verir misin lütfen? Bir gün, sırası gelince. Oh my God. Güzel değil mi? Sensiz ve aykırı bir sevgi bu, biliyorum. Bir sonuç da beklemiyorum. Bir amaç uğruna beslenen duygu sevgi değil bence. Ne zaman sahildeki dalgaları seyretsem, sanki onların bir şeylerden yakındığını, bu yakınmayı dile getirmek için habire sahile vurduklarını düşünüyorum. Seni huzursuz eden mi? Sana dertler yaşatmak istemiyorum. Demin elimi tuttun. Sanki o an için doğmuşum gibi bir duygu yaşattın bana. Oysa ben doğalı çok oldu, biliyor musun? Bana yaşamından bahset Kemal. Benim yaşamım kullanıldı Nazan. Hem öylesine çok, öylesine kötü kullanıldı ki. Şurada seninle neden yan yanayız diye düşünüyorum. Belki yaşama yeni bir kıvılcım çakmak için. Bu kendiliğinden oluşan bir durum. Ve bana huzur veriyor. Sence mutluluk yok mu Kemal? Mutluluk şu ayak izlerimiz gibi var olup yok oluyor. Nereye kadar gidebileceğimizi de bilmiyorum. Nereye kadar gidebileceğimi düşünmeden mutluluğa koşmak istiyorum. Hadi. Ne düşünüyorsun Kemal? Seni. Seni yaşamım kullanılmadan önce tanımış olmayı isterdim. Kusurun geçmişine zincirlenme. Bense bugünün yaşanılmasından yanayım. Beni anlıyor musun yorgun adam?
seninleyim. Yarın da, öbür günde, daha öbür günde, belki bir ömür boyu seninle olacağım. Ve seni tanımak istiyorum. Bana kendini anlatır mısın? Bazen bilgece laflar ediyorsun. Bazen bir şiir okuyorsun. Bazen bir türkü tutturuyorsun. Kimsin? Nesin? Seni öğrenmek istiyorum. Bence beni tanımasan daha iyi edersin. Neden? Nedeni şu. Beni tanırsan benden nefret edebilirsin. Hayır. Neyse. Üşüdün mü? Hı hı, biraz. Eğer patlarsa polis işin içine girer. Evet, kahveler de hazır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel. Kemal. Efendim? Bana hep kaçamak cevaplar veriyorsun. Seni yeterince tanımıyorum. Bana lütfen şu kullanılmış hayatından söz eder misin? Çok mu istiyorsun? Hı hı. Evet, lütfen. Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Üzülürsün. Ben senin acını da, sevincini de paylaşmak istiyorum. Hı hı, peki. Şu fotoğrafa bakar mısın? Çocuklar birbirinin aynı. Hı hı, evet. Kim bunlar? Bu taraftaki benim. Bu taraftaki kardeşim İlmaz. Bu küçük kardeşimiz Asiye. Bu da anam. İkiz miydin? Evet. Şimdi neredeler? Bilmiyorum. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yaşayıp yaşamadıklarını da bilmiyorum. Babam biz küçükken ölmüş. Annem zengin evlerine temizliğe giderek bize bakıyor. Ama kazandığı 3-5 kuruş geçirmemize yetmiyor. O zengin evlerinden getirdiği yemek artıklarını yedik. Geçinmek gerçekten zor. Demet,
insanları tanımaya o yaşta başladım. Bazıları bir simit alır, iki simit parası verir. Bazıları bir simit alır, ısırır. Bunlar bayağı der, geri verir. Kahrolurdu. Ya kardeş? O ne yapıyor? Kardeşim Yılmaz okuyordu. Gece gündüz çalışıyorum onu okutabilmek için. Şimdi Yılmaz, ailen nerede? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Sen dur, dur şöyle, tamam. Dikkat, hazır. Buraya bakıyorsunuz. Dikkat, çekiyorum. Hafif gülümseyin. Tamam. Fotoğrafçının adı Durmuş Ali'ydi. Annem onun babamızın arkadaşı olduğunu söylerdi hep. Durmuş Ali denen o şerefsiz sık sık evimize gelirdi. Ama niyetinin kötü olduğunu bilmiyorduk. Uçtu uçtu, kim uçtu? Leylek uçtu. Buyurun, hoş geldiniz. İçeri girin. Durmuş Ali amca. Hoş geldiniz. Ben alayım. Aa, gel 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 bakayım. Gel 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 gel. Oh, ağla. Bak sana ne getirdim. Ne güzel şekerler değil mi? Ama hepsini birden yeme, dişlerin çürür sonra. Nasılsın? Sağ ol. Başım. Bir baş ağrısı. Eski sadık bir dost. Aklına esince ziyaret eder beni. Önemli değil. Seninle tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Ne garip bir tanışmaydı. Bu dikliklerin ne amaçla yapıldığını bilirim. Nedense sana hayır diyemeyim. Elektrikçi çağırmanız gerekecek. Şu an elektrikçi arayamam. Servisle giderim. Servisle gitmenize gerek yok. Eğer benden korkmazsanız sizi gideceğiniz yere bırakabilirim. Buyurun. Siz bilirsiniz. Bana çarpmamış mıydınız? Siz de bana çarpmıştınız. Oh my god. Evet. Teklifinize başlayabilirsiniz. Anlayamadım, ne teklifi? Malum teklifler canım. Ya bir kahve ya da bir yemek davet. O halde sizinle tek kelime konuşmayalım. Lütfen gideceğiniz yeri söyleyin. Hayrola, neden gülüyorsun? İlk tanıştığımız günkü halin gözümün önüne geldi de çok sinirlenmişim. Dolmuştu halime? Hiç. Oo,
Oh, saat de kaç olmuş ha? Bu gemi demir alır, yatmaya gider. Söz veriyorsun, anlatmıyorsun. Bence o gemi demir almasın. Devamını anlat. Neyin devamını? Durmuş Ali'den söz ediyordum. Ya sonra? Hadi anlat. Bedava roman dinlemek yok. Ama ben dinlemek istiyorum. Onların ağızlarında memleket türküleri. Dağınık saçlarında rüzgar. Gittiler katar katar. Bizden bu kadar kardeş. Sizden ne haber? Ama neden anlatmıyorsun? Bugünlük bu kadar bebeğim. Haberler bitti, şimdi reklamlar. Oh my God! Maşallah. Hamar attığın gene üstünde bugün. Ne oldu? Beğenemediniz mi beyefendi? Hayır, çok güzel. Ben seni hep beğenirim. Ben kendimden değil, kahvaltıdan bahsediyorum. Ben de senden bahsediyorum. İzmir'e. Oradan da Almanya'ya geçiyorum. Ama yarın akşam döneceğim. Yarın akşam yemekler benden. Cevap vermedin. Yarın akşam birileriyle görüşmem var. Ne zaman biteceğini bilmiyorum. Önemli değil. Ben gelir senin evde beklerim. Ama gecikebilirim. Fark etmez. Ama hikayenin sonunu anlatacaksın. Bakalım. Kısmet. Ne demek kısmet? Şu demek öyleyim. Yaşamın gündemini biz belirlemiyoruz. Ne zaman ne olacak kim bilir ki? Saçmalama lütfen. Saçmalamıyorum bebeğim. Tamam, ben eve gelir beklersin. Hı hı. Bekletme.
Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk dayı kızım. Otur otur. İşler nasıl? Çeklerin satılıyor mu bari? Allah'a şükür. Debelenip gidiyoruz işte. Kefenin cebi yok Kemal. Öteki dünyaya ister sultan ol, ister Süleyman. Bir karış beze sarınıp gidiyoruz. Şu çiçekler insanı mutlu ediyor. Sevginin karşılığını alıyorsun. İhanet yok, kan yok, kurşun yok. Ama herkes çiçekçi olamaz değil mi dayıdasın? Acelen mi evlat? Senin daha emekli yaşına çok var. Neyse bırak şimdi. Onunla buluştunuz mu? Bu yüzden mi durdunuz? Şu hayat var ya şu hayat. Ne olmuş bu hayata? Bak her şey çok güzel. Sen yeter ki yaşamanın şeklini seç. Baksana şunların güzel. Haklısın. Serseri bir mayın gibi yaşayıp gidiyorsun. Ama bir gün karşına biri çıkıyor. Bütün hayatını allak bullak ediyor. Ve gönül ona takılıyor. Alıp başını onunla gidesin geliyor. Ve senin ayağın pranga. İş ne zaman? Oraları sen benden daha iyi bilirsin dayı Kasım. İşte laf olsun diye sordum. Senin en çok bu tarafını seviyorum. Ser verip sır vermezsin. Gidiyor musun? Hı hı. Yine mi kötü attın? Ne zaman iyi attım ki? Hoşça kal dayı kızım. Merhaba Kemal. Burası sen benden gel. Hoş geldin Kemal. Nasıl gitti? İyi. Cemil abi burada mı? Depoda seni bekliyor. Başım. Bura bir tane versene. Ver bakayım.
Çocuklar sizi bekleyin. Tamam abi. Teslimatından önce de 5 vermiştim. Eder 10. Hesap tamamdır Kemal. Hepsi 250. Değildir Cemil ağa. Tamam diyorsan tamamdır Kemal. Ama öyle konuşmamıştım. Anlamadım. Bize üçkağıtçı mı diyorsun yani? Öyle demek istemedim. Ben hakkımı istiyorum. Başka da zorum yok. İyi ya, biz de hakkını veriyoruz. Bak Cemil ağa. 10 yılın en büyük işini gördüm. Bütün riski ben omuzladım. Pisliğe elini bulayan da benim. Evelallah anlamın aklıyla da işi bitirdim. Ne yani? Biz burada armut mu topladık? Yanlış anlama Cemil ağa. İş bir yerinden tıklasaydı okkanın altına girecek olan bendim. Ne olmuş? İşini yaptım, paranı aldım. Konuştuğumuz para bu değildi. Kuru gürültü yapma Kemal. Bana Arap Cemil derler. Ben kimsenin hakkını yemem. Aldın paranı, çek git. Hakkımı almadan gitmem Cemil ağa. Senden sadaka istemiyorum. Beslediğimiz dünkü hergele adam oldu da bize karşı mı çıkıyor? Aldın paranı, çek git diyorum Kemal. Ben bu parayı almam Cemil ağa. Sen kim oluyorsun da Cemil ağanın parasını geri çeviriyorsun? Yapma ağam, bak bizimle kendimize... Sus ulan, sus! Cemil'e hakaret etme. Ne yaparsın ulan he? Adam mı vurursun? Sen de dişi değil misin? Sen ancak para karşılığı iş yaparsın. Cemil ağa, ayıp oluyor ama. Senin bu pozların Cemil'e sömper. Gülme gelme Cemil ağa, çek vur daha iyi. Lan, çık git buradan diyorum sana. Öldürürüm seni be. Bak hala duruyor. Çık git diyorum sana! Hadi çık git buradan! Moral hayvan! Sarıp bir sigara ver! Saygısız herife bak yahu!